Selam olsun Bilkonti'ye diyelim. Rakinin unutulmaz temasıyla kendisini selamlamış olalım. Alan Parker da öldü yakın zamanda. Evet. Maalesef çok yetenekli bir sinemacıydı. Bravo. Bak cep telefonum çalıyor orada. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Kapatmamış. Bu ne sefer de güzel. Cep telefonunu kapatmamış. Evet. Bekle. Bekliyorum. Bekle. Şu otomatik. Alo. Ha? Üstadım nasılsın? Moral İlaç TV çekimlerindeyim canım. A few moments later. Çekim yaparken telefonum çaldı. Sen aradın. Önemli bir kişilik olduğun için. Şu anda yayındasın. Hamit'le birlikte çekim yapıyoruz. Şu anda bunu da YouTube'a koyacağım bu itincim. Alayım dileklerini. Day 4. Merak etme. Biliyorum. 2000 years later. Allah'a emanet ol. Sağ ol. Çalacak yine. Telefon çaldı ya. Evet. Ben de hayret ettim ya. Bu ya nizansız zannedecekler ama değil, o kadar darmadağın adamlarız ki telefon çalıyor ya. Program çekiyorum ben burada. Duvar kağıdı yapmışım. Saksı değilim ben. Koltuklar almışım. Allah Allah. Sen telefon nasıl çalarsın? Bu insert bölümlerden biri. Böyle girdik ama langadanak. Insert bölümlerden biri. Neden dersen hoş bir şey oldu. Evet. Uzatmadan hemen böyle elimizde, daha fazla bayatlatmadan seyircilerimize paylaşmak istedim. Evet. Kardeşim benim Amerika Birleşik Devletleri'nde bir can dostum var. Evet. Can dostum. Adı Edward Glazer. Edward Glazer. Biz ona kısaca Ed diyoruz. Ed diyor. O da kendini Ed diye tanıtıyor. Ed Glazer. Bu arkadaşımız Illinois eyaletinin Champaign şehrinde yaşıyor. Evet. Champaign'deki çok saygın bir üniversitede de çok kallavi bir sinema televizyon bölümü var. Yönetmenlik bitirmişti. Kendisi yine aynı sektörden bir hanımefendiyle evli. 2016 yılında İstanbul'a geldi. Kendisini gezdirdim, dolaştırdım. Gayet meslektaşımız. İyi. Güzel. Edward aynı zamanda Moralitas TV Amerika Birleşik Devletleri temsilcisi. Amerika'da bir işimiz, bir çekimimiz, bir sıkıntımız olduğunda yardım istiyoruz. Ed Baba'ya tabii danışacağız. Ben ona Türk sineması ile ilgili bilgiler veriyorum. O bana işte Amerika'dan bilgi ve belge gerektiğinde Ed Amerika temsilcimiz. Herkesten gayet daha zarif davranarak, daha ince davranarak ne yapmış biliyor musun bu adam? Bilmiyorum. Evde çekim yapmış. Bizi bravo. Kutlayan güzel bir çekim. Ne güzel. Demiş sevgili dostlarıma, Ali Murat Güven'e, ekibe, Moralitas TV'ye böyle bir jest yapayım. WeTransfer'le bir baktım geldi. Ed'in yaklaşık bir dakikalık ne güzel çekimi. Onu elimizde fazla tutmayalım. Yapımcı, yönetmen, evet, oyuncu, en az bir bildiğim kadarıyla 6-7 televizyon ödülü olan, internet ortamında da çok güzel Deja Vu adlı bir sinema tarihi programı bulunan değil mi? İki tane uzun metraj bilim kurgu komedi filmi yönetmiş. Amerika'da genç kuşak sinemacılardan biri ki önümüzdeki 10 yıllar içinde adını daha fazla duyacağımız isimlerden biri olacağına eminim. Çok iyi. Edward'la böyle 10 parmağında 10 marifet. Evet, Edward'la yani. İnternet ortamında tanıştık. Böyle ruh ikizim olduğu için kısa sürede evet dost olduk. 2016'daki davetim üzerine geldi. 15 gün İstanbul'da çok keyifli bir gezme tozma. Evet. Şeye çok meraklı, Yeşilçam dönemine, eski döneme. O dönemde yapılan o fantastik filmlere. Filmler. Dünyayı kurtaran adam. Yani biz mesela dalga geçiyoruz ama o meraklı. Yok, Amerika'da başka çok bir ciddi şey bir hayran kitlesi var o filmlerin. Özellikle izinsiz çekilmiş kopya filmler, çizgi roman kahramanları, Zagor, Kızıl Maske, Texas Tombigs. Western filmi. Yani yabancı filmlerin ya da yabancı çizgi romanların telif ödenmeden 60'lı yıllarda, 70'li yıllarda böyle palas pandıras, gariban imkanlarla
yapılmış taklitlerini çok seviyor Batılılar. Evet. Amerika'da bunun üzerine böyle doktora tezleri falan hazırlıyorlar. Bilenler biliyor, Dünyayı Kurtaran Adam orada bir kült film. Tabii. İşte Turkish Exorcist, Türk Şeytan, Turkish Star Trek, Türk Uzay Yolu, Turkish Star Wars. Böyle hep başına Turkish koyarak o filmleri iade ediyorlar, yaşatıyorlar. Bu filmleri zamanında çeken yönetmenler çok böyle bir anlam yüklemiyorlardı yaptıkları işlere. Amerika'da, Almanya'da, İngiltere'de o filmlerle ilgilenen bir kitle ortaya çıktıktan sonra hadi ya biz ne yapmışız falan. Yani normal bir Ayşegül işte Kezban filmi gibi çekildi, evet. Yani. Onlar öyle oradan, onun içinden bir yokluk sineması içinden bir cevher bulacağını Batılı sinema tarihçilerinin, sinema eleştirmenlerinin düşünemediler. Ama buldular adamlar ve dediler ki bu filmlerde bir enerji var, bir coşku var, bir sinema sevdası var. Evet, dökülüyor dekorlar, kostümler dökülüyor ama... Makyajlar. Yani o bakımdan bakarsan film bir facia ama adam... Film güzel olsun diye 12 metre, 13 metre duvardan aşağıya önlemsiz atlıyor. Hmm. Süper kahraman. Bunu sen Brad Pitt'e yaptıramazsın. Hayır, bir de şu var mesela, demek ki o kadar bu sektörün, mesela Star Wars sektörü var. İşte adam her türlü şeyini, materyalini satıyor. Oyuncak şeklinde satıyor ama çalışıyor da, güzel de, iyi paralar kazanıyor. Belki bunu dediğin gibi bizimkiler de İleriyi görüp düşünselerdi, evet. oradan devam ederlerdi. Kostümler değişirdi, daha farklı olurdu. Ya 400 küsür film çekmiş sevgili Cüneyt Arkın. O filmleriyle değil, Dünyayı Kurtaran Adam da Batı'da bir mit. Evet. Adam. Cüneyt Arkın deyince Amerikalı sinema severleri hepsi tanıyor. Yani Malkoçoğlu bilmem ne değil de Dünyayı Kurtaran Adam. Dünyayı Kurtaran Adam o bakımdan Ed Glazer, çok sevdiğimiz bir dostumuz. Deja Vu. Yani çevirmeye kalkarsak nasıl çeviririz? Ben bunu daha önce görmüştüm. Deja vu kalıbının İngilizce'de biraz esnetilmesiyle, bozunuma uğratılmasıyla koyduğu bir ad programına Deja vu'yu Deja vu yapmış. Ben bunu daha önce görmüştüm sanırım anlamına geliyor. 2011'de başladı internette, YouTube'da. 40-50 bölüm yaptı düzensiz aralıklarla. İçinde en az 10 kez Türk sineması geçti. Bazı bölümlerde ben vardım. Jeneriklerde teşekkür ediliyor Special Thanks bölümünde. Çünkü o bölümlerin yapımında çok ciddi fotoğraf katkısı, video katkısı ve bilgi katkısı sundum Ed'e. Sağ olsun hiç atlamaz öyle şeyleri. Yani adama bir cümle ver, bir cümle. O cümleyle yol almış olsun. Seni mutlaka programında anar. Sonuna yazar Special Thanks olarak. Böyle vefalı bir arkadaş. Allah ömür verdiği sürece Moralitas'a da destek olacak. Türkiye'ye gelirse burada bir röportajını da yayınlarız. Yayınlarız, konuşuruz. Bir yerde de konuşuruz. Tabii zamanın neler getireceği de hiç belli olmaz. Ed bize böyle bir güzellik yaptı. Vallahi çok iyi. Elde dedim böyle her şeyi bayatlatıyoruz. Sık görüşemiyoruz. Araya böyle yine bir insert bölümle Edward Glazer'ın ya da kısa adıyla Ed Glazer'ın mesajını seyircilerimizle paylaşalım. Bu da öyle bir şey olsun. Seyircilerimize de kulağına küpe olsun. Yani çok sevdiğimiz arkadaşlar, tanıdığımız dostlar var. Ta Amerika'dan bize bir teşekkür videosu çekiyor. Bir videoda tebrik siz videosu, çekin evet. Yani. Şu videoyu bir bakın. Siz de onun gibi bir video çekin de biz de bir izleyelim yani. Ben o dostumuz olup özel hayatta da sosyal medyada da evet. Abi sizi çok seviyoruz, sizin için ölürüz, Adana kebap oluruz, işte Ali Nazik oluruz, kurban oluruz falan deyip şu Moralitas macerası başladığından bu yana bir cümleyi, bir beğeni işaretlemesini, bir güzel sözü, bir yüreklendirici mesajı çok gören adamlarla ilgili şu an konuşmaya başlarsam şu an, konuşma bence. Evet, onun için ben konuşmayayım. Sadece ben konuşayım. Siz yine bir Ed Glazer'ın bu yayınlanacak olan teşekkür mesajının aynısından bir de siz çekin. Madem hani siz yapamıyorsanız ya nasıl yapacağız diye zorlanıyorsanız Ed Glazer'ı izleyin. Yani. Evet, yani 12 bin kilometre ötede. Yani oradan gönder. Sinemacı, sağ senarist, olsun. Yapımcı, yani. İşi gücü var adamın. İşi gücü bırakmış, kamerayı yani. Kurmuş.
Yani. Bizi tebrik ediyor motive etmek için. Ne kadar naif. Daha Türkiye'den böyle bir video gelmedi. Yok, elhamdülillah. Ya. Elhamdülillah. Şimdi kim beğenecek bizi? Kim? Türkiye'nin öyle bir stili yok, mayası yok. Ya şunu çok güzel yapmışsın. Ya bravo, tebrik ederim. Siz... Abi sen anlamıyorsun. Onun da bir mantığı var. Ha. Türkiye topraklarında birine kim parlatır bizi? Güzel bir söz söylediğin zaman akla gelen ilk cümle şudur. Kıçı kalkabilir. Kıçı kalkabilir. Evet. Kıçı, poposu. Yani sen daha kibarını söyledin. Evet. O yüzden bizim de kıçımızın kalkma riski çok yüksek. O yüzden iltifat etmiyorlar. Mesela bakıyorsun ama yani bizim mahalledeki bu arkadaşlarımız konuşuyor vır vır vır, işte seküler, laik, bilmem ne, şu bu diyorlar. Ama oradakilerinden bir tanesi olamadılar daha. Aman parlatmadılar bizi. Niye parlatmıyorsun bizi? Ya benim oyuncağımı elimden alır belki, gelir benim koltuğuma geçer. Evet. Bırak da geçelim. Ölmüşsün sen. Dinozor gibi buradan kaşlarından kurt çıkmış, hala orada oturuyorsun, neyse, konuşuyorsun. Neyse, Z kuşağına ha, uygun program aman, yapıyoruz kısa. Tabii kısa, Ed Glazer'a. Z kuşağı Ed Glazer'ı verelim. Bitsin. Sevgilerimizi yolluyoruz. Yine o X kuşağı için yaptığımız programlara dönmeye başladık. Tabii. Bakın ne kadar hızlıyız, süratliyiz. Güldük, eğlendik, küfürümüzü ettik. Amerika'ya yolluyoruz. Amerika'dan bakın, da görüntü yayınlayacağız. Birazdan programı 10 dakikada, 12 dakikada. Evet. Cart bitiyor. Evet. X kuşağı. Sen bittin oğlum. Uzun ayrıntılı programa gerek yok. Biz Z'ciyiz. Biz Z'ciyiz. Bundan sonra Z için çalışıyoruz. Bazen Z zız 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 olur. Z hani olur ya böyle Z Z uyuyan bir... Her şeyini sızlıyor. Bazen uyuyabiliriz de. Aşklarımız, sevişmelerimiz, tabii, gülmelerimiz, ağlamalarımız. Yaşam hızlı. Z kuşağına uyacağız. Gelen mektuplar. Murat abi, Hamit abi. Çok tabii, seviyoruz sizi. Tabii tabii. Ölüyoruz abi. Ama lütfen kısa program abi, mümkün kısa, olduğunca kısa. Mesela 30 saniye, 20, 10, tabii bak, 5. Z kuşağı hakkında enteresan izlenimlerim var, onları paylaşacağım. Mesela bu şimdi uzadı bu, hemen keselim. Ed Glazer'a evet, teşekkür edelim. Evet, Amerikalı yapımcı, yönetmen, senarist, oyuncu. İnternetin popüler programı Deja Vu'nun yaklaşık 9 yıldır sunucusu ve yapımcısı. Mükemmel. İyi bir program, iyi düşünce. Bir dizi, çok sevimli bilim kurgu komedi filminin ödüllü yönetmeni Ed Glazer bize Amerika Birleşik Devletleri Illinois eyaleti Champaign şehrinden Moralitas TV'ye motivasyon olsun diye. Değil mi, ne güzel. Bizlere motivasyon olsun diye bir video çekip göndermiş. Biz de buradan Ed'e ve sevgili eşi Megan Glazer'a sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bu böyle bir insert bana açık evet, konuştu. Biz de teşekkür ediyoruz. Ed bölüm, baba, iki insert bölümdür. Z kuşağının hızına yetişmeye çalışıyoruz. Action Man modundayız. Hızlı gidiyoruz, hızlı bitiriyoruz. Tabii nasıl yapıyorlardı? Ed baba, Ed baba. Evet. Kalbimizdesin böyle elini. Gönlümüzdesin öyle diyelim. Hello, Moralitas. Congratulations on your channel's exciting launch. Ali Murat Gurven, we've been friends for years, and it's always a pleasure to see your new work. I've been following the construction of your new production facility, and it looks terrific. You have an extremely talented team, and I cannot wait to see what you have in store for the future. I wish you all the best, and if you ever need anything from the States, it would be a pleasure to help. Tebrik Lar. You are always on my mind, dear Ed. Thanks for this video. We love you. And we hope to host you here in the studio in a very, nasıl derler, sooner time. Oh, yes sir. Diyelim. Tabii. Görüşmek üzere. Sevgiler, görüşürüz. Saygılar. Sevgiler, saygılar Ed Baba. Bye.